Bize doğru geliyor. Ne bize doğru geliyor? Gelin arabası. Ya gelin arabası ne alaka? Biz düğün yerine gitmiyor muyduk? Ya adam gelin arabasını bulmuş işte. Yani onlar da buraya doğru geliyor. Böylece düğüne geç kalmamışız kardeşim. Nasıl bulmuş gelin arabasını peki? Ya sen nereden bileceksin? Adam biliyor her şeyi işte. Teknoloji uzmanı. Evet evet. Teknoloji. Ben adresi girince hemen yoldaki gelin arabasının durumunu verdi bana. Ben de takip ediyorum. Yani şimdi gelin arabası bize doğru geliyor öyle mi? Evet. Bak tam karşımızda. Abi, dur artık. Dönelim takip edelim. Kaçırmayalım. Tamam tamam. Ya sabahtan beri gelin arabası takip ediyoruz. Abla bu seferkiler bizimkiler miydi? Ya bizimkileri andırıyordu ama çok dikkatli bakamadım kardeşim. Ya boş verin de konuşmayı. Yakalayalım şunları. Tamam. Evet hadi ama. Ya o kadar kornaya basıyorum. Duymuyor mu bunlar? Neydi şu damadın adı? Salim. Her neyse işte. Adam süzme salak. Ay bizim gelin kıza yazık olacak vallahi. Olsun benim kardeşim Halim. Hepsinin üstesinden gelir vallahi. Değil mi aslan kardeşim benim? Tut 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 Halim. Yakala yakala Halim. Yakala. Yakala yakala. Hadi canım aslanım de. Hadi hadi. Hadi aslanım benim. Hadi aslanım. Hay Allah. Şu dedemin yaptığına bak sen ya. Harbiden ya. Abi benim dedeme. Hiç yaşına başına bakmadan evlilikler izdivaçlar. Hey! Bana bak. Az önce yanından geçtiklerimiz bizim konvoy muydu? Önemliyim ben. Görmedim. Niye bu ya böyle fısır 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 fısır? Aa, abi sen onu duydun mu? Ya kusura bakma ben dün gece birazcık kuru fasulyeyi fazla kaçırmışım. Sabahtan beri fısır. Merak etme bir şey duyduğum yok. Sadece kokusu geldi burnuma. Kokuyor mu? Kokmaz mı lan? Güneşte osursan gölgesi görünecek be. Abi ben de sabahtan beri verdiriyorum yani. Dedem var ya arkada hem ölü ya. Ben anlaşılmaz diye şey yaptım. Tabii biz yaşıyoruz ama burada. Dedemle yan yana gömeceksiniz beni neredeyse be. Bana bakma ya. Pis herif. Sen osurmuyor musun abi? Hiç. Tövbe yarabbim şimdi. Osuruyorum adabıyla osuruyorum. Arabada mı osuruyorum ben? Terbiyesiz herif. Camı açayım mı? Bırak açma tabiata zarar vereceksin. Kızım kusura bakma ya. Evet. Bebekliğinden beri böyle bu. Ebesinin kucağına osurdu bu ya. Nergis. Bu bize doğru gelir. Çok güzel bacım. Ayağımıza geleceğler. O zaman biz de onlara bir sürpriz yapalım. Yol kesecek şekilde durdur arabayı. Hayda. Bu ne şimdi? Ne olmuş orada? Kaza mı olmuş? Ne olmuş? Onun elindeki silah mı? Vallahi yanlış görmüyorsam silah. Ulan anarşik eylemi falan olmasın mı? Abi bir anarşik eylemimiz eksikti zaten. Bir terör eylemi eksikti. O da oldu. Güzel oldu. Dur bence. Öyle mi? Dur. Yok ya ne durması? Sür sür. Vur. Bağırsakları götünden çıksın zillenin. Hadi. Düşün arabadan. Çabuk. Anam düşündü. Manyak bu düşündü. Ben ne, şu anda çok korkuyorum. Ben hiçbir şey düşünemiyorum. Ne düşüneceğim ben? Öleceğim ben. İn artık silah doğrultu. İn. Hanımefendi bir yanlış anlaşma var herhalde. Sus be oğlum. Müzakere mi edeceksin? Elin teröristiyle. Ya kapan kendinize. Arabada birisi de var. O da düşsün. Ya, insin. Cık, oynamaz. Nedenmiş o? Efendim çünkü o kendisi şu an ölü o. Ölü. Öldü o. İnemez. Siz medalya salırsınız. Ne? Ne? Bu ne diyor ya? Ya düğün arabasının içinde cenazenin ne işi var ya? Haklı. Bana Kamuran lazım. Nerede o şerefsiz? Kamuran'ım ben ya. Yine Kamuran. Ben Kamuran'ı... Bu, sen bunu tanıyor musun? Bu oğlan tarafı. Ne oluyor lan? İki ateş arasında kaldık görüyor musun? Kim oğlum bunlar? Abi bunlar deli bunlar. Manyak bunlar. Psikopat sonra anlatırım. Bunlar bizim gelinle damat değil mi? Bizim gelinle damadı. Anarşikler kaç... Allah! Canlı bomba! Kadın anarşik! Yahu! Senin telefonunda yok muydu teröristleri gösteren şey? Bir susun artık! Benim bir tanecik karım. Karın mı?
Evet karım. Ne oldu? Beğenmediniz mi? Halim. Bana bak. Biz şimdi 2 saat bu anarşiyi arabamızda mı taşıdık? Ha? Ayol adam genel müdüre benzemiyor mu Kamran abla? Aa. Ya bizim çeyreğe bir şey olursa? Ya bir sakin olun. Bizim bu teröristlerle falan bir işimiz yok. Bizim dedemiz öldü, onu morga götürüyorduk. Aha bu avatar çıktı karşımıza, silah doğrulttu bize. Hepsi bu. Arabada ölüm mü var? Ha? Ben fena oluyorum. Ya kapayın şu cenneti! Allah! Allah! Kamran, burada ne baş verir? Başa salma ne yok, seni deli olacağım. Könül, narahat olma. Şimdi başa salacağım seni. He, Kamran evet. Burada ne baş verir? Başa sal. Da anlat bakayım her şeyi. Hadi. Dümdük. Oğlum bir sussana sen. Bir saniye. Lan dümdük deyip durma. Minerem seni. O mu demek o? Lan asıl ben seni minerem. Şerefsiz. Adım atma varla. Koyarım buradan var ya, ağzını burnunu dağıtıp öbür tarafını şişiririm ha. Oğlum sen ne yapıyorsun? Silah ne arıyorsun sende? Bir dakika abi, bir dakika. Bir dakika. Görmüş olduğunuz gibi bende de silah var. O yüzden hadi ablacığım. Hadi. Herkes yoluna gitsin. Hadi gidin. Şey yapmayın. Tamam o zaman. Sen de geç başına. Seninle söhbetim sonra olacak. Seninle her zaman hesaplaşmaya varım aşkım. Ama bir dakika bagajdan bir şey alayım. Ne oluyor ya? Bir dakika. Abi. Ahmet. Abi bir dakika. Bir saniye. Oğlum. Oha! Yuh! Gül, biz bütün yolu bu kadar parayla mı geldik? Yemin ederim bu paradan haberim yoktu. Evet, herkes her şeyi anladıysa, gerçi ben bir bok anlamadım ama... o zaman daha önce dediğim gibi... hadi herkes yoluna gitsin. Dağılalım, hadi. Teşekkür ederim aşkım. Hop! Bir şey olmamış gibi hiçbir yere gidemez. Ne oluyor ya? Nedenmiş o? Çünkü hamileyim ben. Ne? Bana ne? Ama Kamuran'dan hamileyim. Ha? Ne diyor bu kız Kamuran? Hı? Bak Gönül, aşkım. Ben bu kıza bir şey yapamadım. Gözlerimin içine bak. Ben hiç sana yalan da aşırı ha. Gül, ne olursun bunlar yalan de. Yalan de bunlar. De hadi, de. Yalan de. Ahmet, zaten yalan. Sus lan sen. Ya yalan falan değil. Tam 2 aylık hamileyim. Sarhoş olduğun geceyi hatırlamıyorsun değil mi? Abi kendimi öldüreceğim. Oğlum sen manyak kendim abi. Yapma. Öldüreceğim. Abi öldüreceğim. Allah! Allah belanı versin Ahmet. Bir şey yok. Oğlum nereden vurdun? Yok bir yerden vurmadım abi. Bir şey yok. Bu silah zaten gerçek değil abi bu. Çatapat bu, kuru sıkı bu. Abi ben de gerçek silah nereden bulayım ben? Ben mafya mıyım amına koyayım? Senin ben geçmişini abi benim geçmişimde sen de varsın. Kendine küfür etme istersen. Oğlum ödüm bokuma karıştı lan. Sen manyak mısın lan? Dur abi ben de korktum. Dur şimdi dur. Kamran. Şimdi ne diyeceksin bana ha? Bak kız diyor hamile emezdi 2 aylık. Ben beni istemeyen adamı hiç istemem. Lan. Yalnız çocuğu aldırmam. Günah. Vallahi günah. Size sorun olmayacağını düşündüğüm bir önerim var. Neymiş o önerim? Bir anlaşma yapalım. Ben çocuğun tüm sorumluluğunu alayım. Siz de bana çocuğun masrafları karşısında bir para verin. Ben de sizi bir daha aramayayım. Kendi hayatınıza devam edin. Aksi takdirde ben gerçekten hukuki yollara başvuracağım. Ne kadar istiyorsun? 500 bin dolar abla. Oha. Oha! Oha! O kadar vermem. Pazarlık yaparız. Hmm. 100 bin. Anlaştık. Tamam. Nergis bir kağıtla kalem versene bana. Ay Halim. Şimdi şurada Çiğdem olsaydı çıktıdı 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 yerdik. Ne alakası var şimdi Çiğdem'in? Ya bu hikayeleri kim yazıyor bir türlü anlayamıyorum.